Bugün Ramazan'ın 4'ü. Yani 5 Nisan. Saat 18.48. İftara birkaç dakika ya var ya yok. Erzurum'un cadde ve sokaklarını iftar saatinde bir görüntüleyelim istedik. Her şey capcanlı, apaçık ortada. Sokaklarda bir Allah kulu şu ana kadar yok gibi. Birkaç arabanın dışında ve bir de ben. Niye sokaktayım? İşte ezan okunuyor. Arkadaş yolda orucunu açıyor. Allah kabul etsin. Solumuzda çifte minare, karşımızda Ulu Cami. Şu anda Cumhuriyet Caddesi'nde seyrediyoruz. Ve gördüğünüz gibi kimse yükler yok. Bir iki araç, birkaç kişi. Şanssızlık, nihayet hep kırmızı ışığa yakalandık diyecektim, sitem edecektim ki Allah kabul etsin oruçları tutanların ibadetlerini. Evet, muhteşem Lalapaşa Camii ve ezan. Belki bir saat sonra buralar cıvıl cıvıl olacak, insanlar sokağa çıkacaklar. Kim iş yerine gidecek, kimi teravih için camiye gidecek. Gürcü Kapı'yı inerim. İş merkezlerinin olduğu yer. Burası Erzurum işte. Alvar Lefe'nin Mevla'ya emanet ettiği şehir. Gürcü Kapı Camii'yi geçtik. Şimdi Kavaflara döneceğim. Esnaf çarşısı burası. Kimsecikler yok, herkes evinde. Sofrasının başında. İftar açıyor işte. Solumda Zeynel Camii. Allah rahmet eylesin. Naim Hoca'nın canı. Ne güzel insandı. Mekanı cennet olsun. Vaazları halen daha söylenir. Hoşgörü sahibi. Hoşgörü timsali bir insandı. Herviz Yoğlu karşımızda. Solumuzda Taşhan. Menderes Caddesi'nden yukarıya doğru, Lalapaşa'ya doğru tırmanıyoruz. Gördüğünüz gibi caddeler bomboş. Karşımızda Yakutiye Belediyesi ve Cumhuriyet Caddesi. İnsan ister tutsun ister isterse tutmasın. İftar saatinde genelde elinde oluyor.
zorlama yok, tehdit yok, şantaj yok, hiçbir şey yok. Gönül rızası var. Gönül rızası. Cumhuriyet Caddesi burası. Birkaç araç, birkaç insan. O kadar. Havuz başındayız. Cesareti gösteremezsiniz. Çünkü her taraf tıklım tıklım. Trafik yoğundur. Ama bu saat, iftar saatinde Erzurum. Bomboş. Eski hükümet meydanı. Yoncalığa doğru tırmanıyoruz. Belgesel gibi aslında. Şehir dışında yaşayan bu heyecanı duyamayan ne yazık ki insanlara, Erzurumlulara sosyal medya üzerinden ulaştırmaya çalışacağım bu görüntüleri. Arkadaş sigarasını keyifle tüktüre tüktüre gidiyor. Ama bir saat önce, bir buçuk saat, iki saat önce ya da gündüz saatlerinde insanlar bu oruçlu oldukları vakitlerde kimse ne dışarıda sigara içer, ne yemek yer, ne bir şey içer. Saygıdan kaynaklanan bir hassasiyet, bir incelik, bir zarafet. Kürkçü dükkanı gibi başladığımız yere geri döndük. Ben de izniniz olursa çocuklarım evde iftar ediyorlar. Onlara eşlik etmeye gidiyorum. Herkesin iftarı hayırlı olsun, orucu hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Rabbim tekrarlarını nasip etsin.